olsun ah, ah. Instagram sorularına geçelim. Evet, izleyicimiz soruyor. Annemde ağız alışkanlığı oldu. Bana arada sana sütü helal etmem, hakkımı helal etmem diyor. Annemin bu sözleri bağlayıcı olur mu hocam diye soruyor. Efendim yani e, böyle haklı olmadıkça annenin bu sözlerinden de endişe etmemeli. Yani bir e, boş söz, lüzumsuz söz. Yani Cenab-ı Hak bakın ehli cenneti anlatırken la yesmeun fiha lagwan ve la kizaba. Cennetlikler boş söz, yalan söz işitmezler. E anne südümü helal etmem, hakkımı helal etmem. Yahu anacığım ya güzel söz söylemek dururken niye böyle söylersin ya? Evet aldırış etmemeli yani artık al, al dilini Alız, alışkanlığı böyle alıştır, olduğu için evet. Peki bir başka soru yine Instagram'dan bu ee, izleyicimiz diyor ki <laughs> namaz ibadeti peygamberimizden önce de var mıydı e vardı ama şekli değişikti şekli rekat şekilleri değişik her, her peygamberde ee, namaz diye bir ibadet var ya. Evet. Bir diğer soru Instagram'dan yine. İşlediğimiz günahlar rızkımıza engel olur mu? Ee, doğrudur, olabilir. Yani işlediğimiz günahlar e, rızka da engel olabilir. Evet. Evet. Ahir zaman ne demektir? Biz şu anda ahir zamanda mıyız hocam diye soruyoruz. Ee, ahir zaman son zaman. Pey Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır evet. ve biz onun bağlılarıyız evet ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz evet instagramdan gelen sorulara biraz sonra bakarız ama bir whatsapp videomuz daha var görelim selamun aleyküm, aleyküm hocam hocam benim sorum Yaşekür ismi şerifinin ebcep değeri 526 olarak söyleniyor pazar günleri sabah çekilmesi gerektiğini söyleniyor yani buna riayet etmek mi gerekiyor? Yoksa her gün e, sabah namazından sonra yüzer defa çekse de olur mu? Evet, illa e, illa ebced hesabında e, göre şu şekildedir. Şu kadar miktar söyleyeceğim diye değil. Yani şekur, eşşekur Rabbimizin güzel isimlerinden biridir. E, yani o o ismi anarız. Allah'a verdiği hudutsuz nimetler dolayısıyla teşekkür ederiz, şükrederiz. E bunun için verdiği nimetleri veren Allah'ı sevmeli ve sahip olduğumuz nimetlerden, imkanlardan Allah'ın başka kullarını faydalandırmalı. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis dilinle de yadet, et, tabi dilimle de hamd etmeliyim. Kalbimle nimetlerin sahibi olan Allah'ı seviyorum. Sahip olduğum imkanlardan gençliğim mi var, bilgim mi var, servetim mi var? Bunu Allah'ın diğer kullarını faydalandırıyorum. Üç, tabi dilimle de hamd ediyorum. Evet. Dilimle. Evet. Peki Instagram'dan bir soru daha. Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı ahirette sorumlu olur mu? Ve la teziru vaziratun vizre Bir kimse diğerinin günahından sorumlu olmaz. Ama şu ayeti de bakın. Vel müminune vel müminatü bazıhum evliya u ba'z. Mümin erkekler, mümin kadınlar biri birinin yarıdır, yardımcısıdır. Yani o halde onların namaz kılmıyor. O benim yüreğimi yakmalı. E bu, bu kadın namaz kılmayan bir kadın olursa e bunun hesabını zor verir. Öyleyse onu namaz kılan bir hanımefendi haline gelmesini sağlamalıyım. Ali, Allah'a yemin ederim senin vasıtanla Cenab-ı Hakk'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi üzerine güneşin doğup battığı bütün varlıklara sahip olmaktan çok daha değerlidir ve mur ehleke bis salati ve stabir aleyha ey peygamber ailene namazla emret sen de devam et peygamberimiz giderken camiye kızının kapısında namaz namaz diyor ve öyle gidiyor yani peygamber böyle demese Hz. Fatıma namaza kalkmaz mı? E, Ama Rabbimiz böyle diyor. Sen Aile reisi olarak bunu yap diyor. Birbirimize irşad etmek, hakka ve hayra yönlendirmek. Efendimiz ne buyuruyor bakın. Geceleyin bey uyanır, eşi uyanamazsa eşinin yüzüne su serperek onu uyatan, ikişer rekat namaz kılan kişiler... Allah'ı çok ananlar diye yazılırlar buyuruyor. Ya. Allah razı olsun hocam. Sağ olun efendim. Bir WhatsApp videosu daha gireceğiz. Arkasından son şifremizi, üçüncü şifremizi sizlerle paylaşacağım. Görelim soruyu. Selamünaleyküm hocam. Selamünaleyküm Muhsin Bey. Sizlere e, bir hocam. sorum olacaktı. Genelde takvim kağıtlarının üzerinde bazı yazılarda rastlıyoruz. Geçen gün etaklım kağıdında gördüm, okudum. Kim kulhallahı ehadı yani İhlas Suresini her gün 200 defa okursa üzerinde borç kul hakkı olmadıkça 50 senelik günahlar izlenir yazıyor. Peki biz dualarımızı sayarak mı okumalıyız? Sayıların buradaki önemi nedir? Bu konuda bizleri aydınlatırsanız memnun kalırım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı teşekkür günler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani... Peygamberimiz Efendimizin bazen rakam verdiği var. Mesela buyuruyor ki bakın her farz namazdan sonra 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyen etti 99. Yüzüncüde de La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir diyen kişinin kul hakkı dışındaki günahları denizlerin köpüklere kadar da olsa bağışlanır. Orada bir rakam veriyor. Ama burada i̇hlas ı şerifi şu kadar okuyun, yok. Mesela Peygamber Efendimiz bir askeri birliğe bir imam veriyor. İmam da devamlı ihlası okuyor. Cemaatte Peygamberimize şikayet ediyor. ''Ya Resulallah bize verdiğin imam sanki Kur'an'da başka ayet yok.'' Devamlı bunu okuyor. Peygamberimiz de sorun bakalım niçin okuyor onu? Soruyorlar. O da diyor ki o sure okuluhu Allah'u ahad suresi Allah'tan bahsediyor. Ben de Allah'ı çok seviyorum. Onun için Allah'tan çok bahseden o sureyi çok okuyorum. Bunu peygamberimize naklediyorlar. Peygamberimiz ne diyor? Haber verin Allah da onu çok seviyor buyuruyor. Aa. Yani demek ki... E, Efendimiz şöyle buyuruyor. İhlas-ı Şerif Kur'an'ın üçte birine bedeldir. E yani ibadet bölümü, itikat bölümü, ahlak bölümü. E sanki itikat bölümünü özetliyor İhlas-ı Şerif. Ama illa <laughs> ben sağlam kaynaklarda yüz defa İhlas okuyun, iki yüz defa okuyun böyle bir şey Yani 100 defa okursa üzerinde kul hakkı olmadıkça 50 senelik günahları affolur mu diye soruyor. Öyle değil. Yani Kaynaklarda böyle bir şey rastlamadım. Yok yok biz. Evet. ama biz biz okuyalım. Hakikaten mutlaka, mutlaka. bakın o, o kısa sure Rabbimiz'den bahseden o mübarek sureyi e, zevk alarak okuyalım. Biraz da anlamına kendimizi vererek okuyalım. Mutluluk duyarız, huzur duyarız. O mübarek evet. Peki evet. son şifremizi verelim.